Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörün öncülerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden Kocaeli Gebze'den sesleniyoruz. Gebze'de kurulduğu günden itibaren gerek verdiği profesyonel hizmetleriyle, gerek güler yüzle çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı başarmış bir firmaya, Şeker Ağacı Anaokulu'na konuk olduk. Yanımda organizasyon müdürümüz Recep Beyler var. Bakalım Recep Bey bize sunmuş olduğu hizmetlerle alakalı, faaliyet alanlarıyla alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracak? Recep Bey, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Sizleri yakından tanımakla programımıza başlayalım. Recep Kadiroğlu kimdir? Tabii ki de. Adım Recep, soyadım Kadiroğlu. 15 yıldır eğitim sektörü içerisindeyim. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bölümü mezunuyum. Bu sektörde de yaklaşık 10 yıldır da bu sektör içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler 10 yıldır bu sektördesiniz. Peki Şeker Ağacı Anaokulu ne kadar süredir Gebze'de faaliyet göstermekte? Şeker Ağacı Anaokulumuz yaklaşık 8 yıldır Gebze'mize hizmet etmekte. Buradaki çocuklarımıza maddi manevi olarak hizmet vermektedir. Peki burada öğrencilerinize, velilerinize ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hizmetlerinizi de sizlerden dinlemiş olalım lütfen. Evet, çocuklar, bugünün çocukları, yarının büyükleri anlayışında çocuklarımızı hem burada günlük eğitimlerini verirken hem de geleceğe hazırlıyoruz onları. Bu anlamda velilerimizle ve çocuklarımızla yakinen ilgileniyoruz. Maddi ve manevi olarak kendilerini geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Peki Şeker Ağacı Anaokulu'nu diğer anaokullarından ayıran faktörler nelerdir? Bu okulun özelliği nedir? Sizlerden dinlemiş olalım. Okulumuzun özelliği cana yakın ve samimi bir şekilde hem öğrencilerinde hem de velilerine yaklaşımıdır. Burada bir okul ortamı değil, burada adeta bir aile ortamı vardır. Biz almış olduğumuz öğrencileri müşteri bazlı değil, biz onları kendi evlatlarımızdan, kendi yavrularımızdan ayırt etmeden bunlara bu şekilde yaklaşmamızdır. Yani biz kendimizi diğer anaokullarından en belirgin ve en farklı özelliğimiz olarak bunu görüyorum. Peki eğitimci kadronuzdan, öğretmen kadronuzdan biraz bahsetmenizi rica etsek yine sizlerden. Evet, eğitim kadrosu eğitimde önemlidir. Öğretmenlerimiz alanında uzman öğretmenlerimizdir. Ebru öğretmenimiz var, pedagogumuz var, diğer sınıf öğretmenlerimiz var. Hepsi öğrencilerimizle elinden geldiği derecede ilgilenmeye gayret etmektedir. Peki okul kontenjanımız kaç kişiliktir? Kaç öğrenciyi burada ağırlayabiliyorsunuz? Eğitim öğretime burada yer veriyorsunuz? Kontenjanımız 60 kişilik kontenjanımız vardır. Değerli velilerimizin bu konuda hassasiyetini de kendilerinden bekliyoruz. Peki okulumuzda tabii ki öğle yemeği vakti oluyor. Bu yemekler burada sizler tarafından yemekhanede, mutfakta mı yapılıyor yoksa bir catering şirketinden sizlere mi yönlendiriliyor? Buradaki çalışanlarımızdan aile ortamı dedik ya röportajımızın başında. Tam bir aile ortamı, buna yakışır bir şekilde. Burada yemeklerimizi de biz kendimiz yapıyor. Bir catering şirketiyle anlaşmamız yok. Ev yemekleri, çocukların sevebileceği yemekleri kendimiz yapıyoruz ve bu yavrularımıza ikram ediyoruz. Bizler de bu konuda başarılarınızın devamını diliyoruz. Peki kaç yaş öğrencilerini burada ağırlıyorsunuz? 3 ila 6 yaş arasındaki öğrencilerimizi okulumuza kabul ediyoruz. Zaten bu Milli Eğitim Bakanlığımızın da öngörmüş olduğu yaş aralığıdır. Peki okulumuzda yabancı dil dersleri veriliyor mu? Evet, okulumuzda yabancı dil derslerimiz var. İngilizce öğretmenimiz var. Haftanın belirli günlerinde gelip buradaki öğrencilerimize de İngilizce dersi vermektedir. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Altın Rehber programı aracılığıyla izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler varsa sizlerden dinlemiş olalım yine. Ben izleyicilerimize şunu söylüyorum. Özellikle Kocaeli, Gebze bölgesinde yaşayan bütün kardeşlerimize gelin hep beraber yavrularımızı daha güzel, daha mutlu ve daha güvenilir bir geleceğe beraber hazırlayalım. Bizler de başarılarınızın tekrar devamını diliyoruz. Recep Bey.